Tımarhanede bu hafta. Nefes almadan birbirinden nadide sözcüklerle de haftayı en özet haliyle anlatabilirdim ama yapmıyorum. Daha naif haliyle ifade etmek gerekirse, önceden şöyle yapıyorlardı. Karınca ile münasebetlerini belini incitmemek suretiyle sürdürüyorlardı ama artık ihtiyaç duymuyorlar. Bam bam bam. Sabah uyanıyorsunuz, bir bakıyorsunuz malınıza çökme yasası çıkıvermiş. Adı kentsel dönüşüm yasası. Çok hassas oldukları bir konu biliyorsun. Arazi görünce içleri gıcıklanıyor. Duramıyorlar. İşte o yasada ufak tefek bazı değişiklikler yaptılar. Şey diyorlar. Ya önceden boş alanları rezerv alan ilan ediyorduk. Ama şimdi senin evinin olduğu yeri de yine sana haber vermeden rezerv alan ilan edebiliriz. Biz bunu yaptıktan sonra sen de 90 gün içerisinde çektirip gidivereceksin. Ama telaş etme, sana başka bir yerden ev şey edeceğim. Artık senin evine kaç kilometre mesafede olur onu bilmiyorum. Sultanbeyli olur, Beylikdüzü olur. Olur yani. Çok affedersin ama kim... Başını soktuğum yeri. Boş arazi kalmamış, dere yatağı, havzası, askeri ormanlık alanı iç edilmiş. E nereye konacaklardı? Muhalefet de bunu bildiğinden olacak. İşleri kolaylaştırmak için 195 milletvekili oylamada orada olmamış. Ya anayasaya güvenmiştir muhalefet. O yüzden katılmamıştır oylamaya. Çünkü ne diyor anayasa? Kimsenin malına, mülküne dokunulamaz. Ya ortada anayasa mı kaldı diyebilirsin. Ben de işte bir yere gelmek için takla atıyorum. Attırma. Bodoslama girelim. Hakimler para karşılığı haberlere erişim engeli getiriyor. Uyuşturucu kaçakçısı bahis baronu bastırıyor parayı. 2 ya da 3 ayda hop özgürlüğe kanat çırpıyor. Ama yüksek yargı bununla ilgilenmiyor bu sıra. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ne diyor ki benden yüksek değilsin. Ben olsam iktidarın talimatıyla anayasal hakları kuş gibi uçururum. Atın bir yerine de kelebek gibi kondururum. Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı. Seçilmiş milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilip meclise gelmesi konusunda Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Yargıtay dokunulmazlığı ve tahliyesi reddetmekle kalmadı. Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Anlayacağınız, bir dönem ağzından vesayet kelimesi düşmeyenler anayasayı sakız gibi çiğniyor. Siz kimsiniz? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının maddelerine ben uymayacağım diyebiliyorsunuz. Bu hadsizliği yapacak cesareti kimlerden alıyorsunuz? Sanki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir. Olması da mümkün değildir. Anayasanın 153. maddesi kabak gibi ortada. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede yayımlanır, yasama, yürütme, yargı organlarının tamamını bağlar. Önce yerel mahkeme, ardından Yargıtay 3. dairesi tanımıyorum diyor. Baba beni bağlamaz diyor. Yani tıpkı bizim evler gibi. Onlar da diyor ki kim... Anayasa Mahkemesi'ne. Ve halkın oylarıyla seçilen milletvekili Can Atalay cezaevinden çıkamıyor. Yetmiyor, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız diyorlar. Ardından da geliyor al sana kabak gibi bir yargı krizi. Ötesi devlet krizi ve en temizinden anayasayı değiştirecek fırsatı. Kurumlarımız arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek adımları süratle atacağız. E reis, sen daha 3/4'ünü değiştirdiğin anayasayı tanımıyorsun. Nasıl anayasa yapacaksın diyebilirsin ama deme. Bunlar olurken aslan gibi bir aslan çıkıyor. Yüksek yargıçların, anayasa profesörlerinin, hukukçuların karşısına. Adı Ayhan Oğan. Tüh, olur mu be? Öyle kalkılır mı? Allah kahretsin, düzelt. Yüksel yüksel. Sakin ol Vecihim. Bunlar da pilot mu be? Bir uçağı doğru dürüst kaldıramıyorlar. Diyor yargı hiyerarşisinde en yetkili makam Yargıtay'dır. Yapma be. Lansus Meslek Lisesi'nde torna tesviye mezunu değil misin sen? Diye soranlar oluyor. Şak diye diplomasını koyuyor. Meğer açık öğretimde sosyoloji mezunuymuş. Ama özgüvenin sınırı yok. Ve yapıştırıyor cevabı. Yahu diyor hukuk fakültesi okuyunca hukukçu olunsaydı Anayasa Mahkemesi üyeleri hukukçu olurdu. Şimdi bu özgüven şelalesinin yeni yasa yapmasını bekliyoruz. He mi? Dümdüz bir darbe girişimi. Halkı bu kalkışmayı da bastırmaya davet ediyoruz. Sokaklarda direneceğiz, meydanlarda direneceğiz. Bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız. Şimdi yeniden dönersek anayasa mevzusuna soracaksın. Ya bu anayasa böyle uyulmayan bir şeyse uymuyorum ulan mahkeme kararına deyip sanık sandalyesinden kalkabiliyor muyuz? E valla kalkan kalkıyor. Ben demiyorum. Bu defa Anadolu Adliyesi'nden başka bir hakim söylüyor. Ama neler diyor? TV 100'ün sahibi Nejat Gülseven hakimlere para dağıtıp beraat kararları çıkartıyor diyor. Tek onunla kalsa iyi, uyuşturucu ticaretinden yakalanan yeğenini de beraat ettiriveriyor. Hakim dilekçesinde diyor ki bir yapılanma var.
hakimleri fişliyor, istenmeyen kararları veren hakimleri de şutlayıveriyor. Ama yüksek yargı bunlarla hiç ilgilenmiyor. Hatta hakim diyor ki elimde hakim Bekir Altun'un ses kaydı var. Dinleyiverin. Bir de zahmet edip dosya okumayan hakimler diyarı burası biliyorsun. Aylar önce yazılan bir iddianame, aylar önce UYAP sistemine konulan bütün belgeler, aylardır tartışılan bir dava ve bir hakim sadece bahaneyle UYAP'ta olan dosyaları okumadığı için beni yarın hapse göndermeye karar veriyor. Bomboş bir dava, 5 paragraf, 1,5 dakikada okunacak bir yazıda hakaret olup olmadığını incelemeye bile cesareti olmadığı için ben yarın tekrar cezaevine döneceğim. Ve yargı böylesine çürürken Hatay halkının oylarıyla seçilmiş Can Atalay hala tahliye edilmiyor. O cezaevinde tutsakken Hatay'da 295 gün sonra enkaz yığınlarının altından cansız bir beden bulunuyor. 10 aydır vatandaşının cansız bedenini bulamamış devlet, milletvekilinin cezaevinde esir tutarken aslan kesiliyor. Aslan deyince tek aslanımız iktidar olsa iyi. Haftanın diğer aslanından söz edeceğim ama önce bir virgül. Ve bir soru. İktidarından muhalefetine Türkiye'de siyaset nasıl yapılır? Doldur keseni. Demokrasi geliyor. Demokrasi partimizle geliyor. Demokrasi ne demek Sayın Hemşeriler? Demokrasi öyle bir şeydir ki tadından inmez. Sadullah Ergen'e karşı çıkıyorlar değil mi? İşte efendim haberimiz yok. Bak vallahi de billahi de yalan. Çünkü listeler parti meclisine inmeden önce Merkez Yürütme Kurulu'nda görüşülür. Kimse itiraz etmedi orada abi. Ben örgütünden özür dilerim. Bana güvenen insanlardan özür dilerim. Ben, Özgür Özel, bugün değişimci denilen kişiler, adı geçen geçmeyen kişiler, bir tek kişi hariç hiçbirimiz ağzımızı açıp konuşmadık. Demedik bu nereden çıktı? Elimizi kaldırdık indirdik. Hepimiz dut yemiş bülbül gibi sustuk. Ne diyor güzel abim? Allah affetsin. Herkes liste 1'i kaptı. Herkes arkadaşlarını listeye yazdı. Birileri yolunu bulmuşken biz de 5 yıl daha sürüneceğiz. Hayırdır nereden çıktı şimdi bu itiraflar diyebilirsin. Genel başkan yarışı vardı anacığım. Şimdiye kadar Kemal Bey'in etrafında kümelenenler baba siz de oradaydınız eliniz armut mu topluyordu sorusu içerisinde değişim demeye devam etti. Karşı taraf da mızrak çuvala sığmıyor siyaseti demeye devam etti. Önüne yatanlar karşılıklı birbirini suçlayanlar kepazelikler. Derken kaybettiği tüm seçimlere rağmen koltuğu bırakmayan partiyi sağcılaştırmakla suçlanan Kemal Kılıçdaroğlu değişti. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Kılıçdaroğlu'ndan gelen hançer hamlesine karşılık aynı pilava kaşık sallayan Meral ablamızdan geldi. Kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Hançeri ya şurasına ya kalbine vururum. Vallahi billahi bugüne kadar şak diye kalplerine o hançeremde Maraş bıçağı gibi koymuşumdur. Koymaya devam edeceğim. Yürü be kral ablam. Şeyi soracağım. Bazı dedikodular var. Seçim dönemi sizin en yakınınızdaki kişi kimdi? Ümit Dikbayır. Sizin banka hesaplarınıza baktırmış diyorlar. Belediyelerle de bazı ilişkiler kurmuş. Sonra arkasından gelmiş mi iki istifa? Bir de parti çok kıymetli bir ismini kaybetmiş. AK Parti'ye geçer misiniz diye sordum ben. İki geçmem. Ne işim var yani? Kim kendisi? Nebi Hatipoğlu. Eski bakan, şimdinin vekili Varank, Nebi Bey'in fabrikasını ziyaret ediyor. Nebi Beyciğim de seçim öncesinde 1 milyar 300 milyonluk bir teşvik talep etmiş. O da onaylığını vermiş. 1.3 milyar TL yani yaklaşık 50 milyon dolar. Bu garip milletin ödemiş olduğu vergilerle transfer bedelini ödediğiniz birisine hoş geldiniz dediniz. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız. Hadi hayırlı işler. Allah kazancınızı arttırsın. Şimdi böyle yapınca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düştü aklıma. Bir liste baştan aşağı yabancı uyruklu hekimlerin listesi. Olabilir. Memlekette hekim kalmadı biliyorsun. Sen sebebini de biliyorsun. Açık konuşmayı sever. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Ama Fahrettin Koca diyor ki yok ondan değil. Tamamen duygusal. Bizden dolayı değil. Bir partide her şey alınır satılır olursa bakış da onun ötesine geçmiyor tabii. Yine yorulduk be. Ne diyorduk? Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.